Metin üzerinde değişiklikleri yapmaya paragraf paneliyle devam edelim. Bu her iki değişikliği yapabilmek için iki paragrafı da bir seçim alanı oluşturarak seçili hale getirelim. Daha sonra paragraf paneline dönerek yapabileceğimiz ilk değişiklikler satırına baktığımız zaman hizalama seçenekleri geliyor. Şu an dikkat ederseniz sol kenara hizalı olarak devam ediyor burası ve yine devam eden yazında ikinci paragrafı da aynı şekilde. Bu paragrafları metin kutusuna ortalı veya sağ hizalı yapabiliriz. Veya her iki yana yaslı son satırı sola yaslı biten, iki yana yaslı son paragrafların son satırı ortalı biten veya iki yana yaslı son ...satırı sağa yaslı biten bir şekilde hizalama mümkün. Son hizalama seçeneğimizde... ...bütün satırları, paragraf üzerinde bulunan bütün satırların iki yana yaslı olarak olması. Bu da... ...özellikle son satır üzerinde... ...harflerin arasında veya kelimeler arasında çok büyük boşlukların... ...olması neden olacaktır. İki yana yaslı yöntemlerde ağırlıklı olarak... ...iki yana yaslı, son satırı sola yaslıyı kullanıyoruz. Ve yine metinlerde ağırlıklı olarak çoğunlukla kullanılan diğer bir yöntem de sadece sola yaslı yöntemdir. Paragrafın metin kutusuna sola yaslı olmasının yanında ayrıca metin kutusuyla arasındaki mesafeyi de hemen altındaki sol kenar ayarı ve sağ kenardaki boşluk ayarlarıyla artırıp azaltabiliriz. Bunu ağırlıklı olarak uzun sütunlar içerisinde kullanılan spot metinler, özel metinler için genelde kullanılıyor. Örnek olarak gösterebilmek için hemen şu nullamla başlayan paragrafı seçili hale getireceğiz. Metin kutusunu seçili hale getirip çift tıklıyorum. ve Daha sonra bu paragrafı seçili hale getiriyorum. Paragrafı seçili hale getirdikten sonra bunu başından başlayarak ben seçili hale getirdim. Paragrafta herhangi bir noktadayken çift tıkladığınızda bir kelimeyi seçili hale getirirsiniz. Üç kere tıkladığınızda paragrafı tamamı seçilir. Bu paragrafı seçtikten sonra bu paragrafa ait sol kenar, metin kutusunun sol kenarına olan boşluğunu bu şekilde birazcık arttıralım. Ve sağ kenar boşluğunu da birazcık arttıralım. Aynı değerlerde olabilir. 15 puntoya 15 punto. Özellikle söylenmiş olan bir söz olsun bu. Bunu da biraz daha anlatabilmek için karakter paneline dönüş yaparak burada regular stil değil de italic stilini kullanabiliriz. Paragraf paneline geri dönüş yapalım. Paragraflarda kullanılan yazım özelliklerinden bir tanesi de paragraf başıdır. Paragraf başı verebilmek için paragraf başı vermek istediğiniz bir paragraf olabilir veya metin içerisindeki bütün paragraflara da aynı şekilde bir paragraf başı boşluğu eklemek isteyebilirsiniz. Metin kutusu içindeyken herhangi bir alana tıklayıp PC kullanıcıları Ctrl A, Macintosh kullanıcıları Komut A ile metin tamamını seçili hale getirebiliriz. Seçili hale getirdikten sonra paragraf başlarında olacak olan boşluğu buradan punto cinsinden girebilirsiniz. Alt tarafındaki özellik mutlaka birden fazla paragrafa sahip metinlerde kullanmanız gereken bir özellik. Buradaki iki özellik şunu anlatıyor bize. Birbirinin tersi işlem yapar. Öncelikli olarak onu belirtelim. Yani bir paragrafın üzerindeki paragrafla arasındaki boşluğu bize anlatıyor. Normal şartlarda iki paragraf arasındaki boşluk genelde yazımlarda bir enter yapılarak boş bir satır bırakılarak paragraf arası verilir. Aslında bu tamamen yanlıştır. Doğru olan yöntem metin içerisinde yazının tamamına uygulanan paragraf aralıklarıdır. Neden bu şekilde kullanıyoruz? Çünkü paragraflar arasındaki boşluklar şu kadar olsun diye bir konseptin özelliği olabilir. Veya paragraf aralıkları az birazcık açalım, birazcık daha daraltalım gibi e, özelliklerde. Her bir paragraf için tek tek uğraşmanız gerekecek. Ama burada hem bir standart hem de doğru bir şekilde paragraf aralıkları verilmiş olacak. İkinci bir nedeni ise paragraf alt kenarda bulunan şu paragraf arasında bir boşluk ekliyorum. Bu boşluğu ekledikten sonra bu sol taraftaki metin kutusunu seçerek daraltıyorum. Bu şurada bulunan boşluk, az önce iki paragrafı ayırmak için kullandığım bir enter ile oluşturduğum boş bir satır. Bu boş satırlık alanı da alt kenardan biraz daha daralttığımda bir sonraki sütuna geçiş yapacaktır. Bir sonraki sütuna geçiş yaptığında da burada dikkat ederseniz bakın ikisinin de arasında başlangıçlar arasında büyük boşluklar elinden olacaktır. Buna benzer boşluklarla karşılaşmamak için paragraflar arasındaki boşlukları mutlaka ve mutlaka paragraf panelini kullanılarak girilmiş olması lazım. Burada paragraf panelindeki paragraf ara boşluklarını kullanırken yazının tamamını seçili hale getiriyorum. Ve ilk seçenek olan seçili olan paragrafın üzerindeki paragrafla arasındaki boşluk alanı yani space before paragraf hemen buraya 7 puntoluk bir boşluk ekleyebiliriz. Bunlardan herhangi birini hem soldaki hem de sağdaki için normal metin içerisinde bunu kullanabilirsiniz. Ama metinler arasına girecek olan bazen ara başlıklar olacaktır. Örneğin şuraya bir ara başlık ekliyorum. Lorem ipsum dolar sit amet. Bu eklemiş olduğum ara başlık normalde üstteki paragrafla arasında daha fazla, alttaki paragrafla daha az olması lazım. Çünkü artık buradaki anlatım bitmiş, yeni bir alt başlığa veya başlığa geçiş yapılmıştır. Bunu görsel olarak da anlatabilmek için buradaki başlığın üstündeki paragrafla olan boşluğu daha farklı olmak zorunda. Tam bir başlık görünüm verebilmek için burada yazılı olan yazıyı hemen stillerden Black olarak değiştirebilir, Punto değerini de birazcık arttırabiliriz. Kullanabileceğimiz paragraf panelindeki işlemlerden bir tanesi de, panel üzerinde görebileceğimiz son işlemimiz, Hypernate, Hypernate trelemedir. Yani satır sonuna gelen kelimenin e, sığmadığı durumlarda hecelenerek var olan hecenin, hecelerin birinin veya birkaçının alt satıra atılmasıdır. Bu hibernate işlemini otomatik olarak şu anda seçili olduğu için Illustrator yapıyor. Ama neye göre yapıyor? Karakter paneline dönüp bakıyorum. Amerikan İngilizcesine göre buradaki treleme işlemini yapıyor. Bu treleme işleminin Türkçe olarak daha doğru ve Türkçenin dili bilgisine uygun olarak yapabilmesi için metin kutusunun tamamını seçili hale getiriyorum. Veya Türkçe yazılmış olan Yazıları seçili hale getiriyorum ve burada dil seçimini açılan listeden alttan Türkçe olarak seçiyorum. Ki şu an seçtiğimizde mıgır metin kullandığımız için e, direkt herhangi bir şey e, değişmedi. Metni tamamını seçelim, bakalım her ne kadar yazı da İngilizce olmasa da Türkçe olarak seçtiğimizde bakın bazı satırlarda değişkenlikler oldu. Şuradaki satırda var bu şekilde doğru dil bilgisine göre hecelemeyi de sağlamış olursunuz. Hecelemenin olmamasını isterseniz yani her bütün kelimeler tam olarak satır sonuna kadar gelsin. Eğer satır sonu yetişmiyorsa bir alt satırda devam etsin diye bir seçeneğimizde de hibernate kaldırdığımızda da oluşacaktır.